Öncelikle gerçekten keyifsizim. Buraya çıkmak durumunda zaten beni çağırdıklarında normalde hani yenen takım çıkıyordu ama burada konuşmak istediğim şeyler olduğu için açıkçası çıkmak istedim buraya. Oyunun başında olan server problemi ve pause'tan dolayı şöyle bir durum oluştu. Profesyonel maçlarda saniyeler çok önemli. Tabii dikkatiniz çok dağıldı, değil Bizim mi? kuleye hayır. Tamamen matematiksel bir şey söyleyeceğim. Bizim kuleye vuruş saniyemiz genelde 3.20 civarında olur. 3.19'da kuleye götürmeye çalışırız. Ve minion agrosu dediğimiz minionları kendi üstünüzde çektikten sonra lane'in durumunu etkileyeceğiniz lane swaplarda karşılık vereceğiniz zaman böyle bir durum var. Bu profesyonel oyunlarda taktiksel bir şey. Avrupa maçlarında, Kore maçlarında hepsinde görebilirsiniz bunu. Araştırırsanız da öğrenebilirsiniz. Bu pause durumunda 15-20 saniye boyunca oyun bizim görmediğimiz şekilde devam etti arkadan. Normalde biz cevap vereceğimiz zaman jungle ve top lane kamplara dönecek. Biz de bot lane olarak Lucian kendi üstüne agroyu çektikten sonra lane'i hep beraber 4 kişi beraberce kuleye verecektik. Bu durumda da Tristana'nın hızlı push'unun bir önemi olmayacaktı. İki taraf da kuleye alacaktı. Fakat server'da bir sıkıntı olmuş. 15-20 saniye boyunca bizim görmediğimiz şekilde yaklaşık bir 17 gold'luk bir süre boyunca oyun devam etmiş arkadan. Mid lane'imiz mid'e kadar pushlandı. Bot lane'imizin wave kontrolü hiçbir şekilde kalmadı. Ama oyun minionları gördüğümüz için geçerlilik kazandığından dolayı bir oyuna tekrar remake gelmedi. Bu konu gerçekten çok can sıkıcı. Çünkü biz orada saçma sapan tapa dönmek zorunda kaldık. Orada Peki Konyak şöyle değil mi? Aslında keyifli bozulması. başlayan ama sıkıntılı bir süreci olan bir oyun oldu. Sen de çok gerginsin, Açıkçası haklı olarak şu anda. bu Riot'un yaşadığı, server'dan yaşadığı teknik durum Peki. oyunun remake ile sonuçlanacağını düşünüyordum. Sonuçlanmadı. Doğaçlama olarak takımım elinden geleni yaptı. Hepsine de gurur duyuyorum. Hepsi tutunmaya çalıştı oyuna. Biz de hepimiz aynı şekilde. Aurora'yı da tebrik ediyorum. Güzel bir taktikle başladılar. Fakat bu lane swap durumu onlar için zaten Onu zaten avantajlı sonra bir bir durumdu. hakemlerimize danışırız. Herhalde Fakat bu teknik durum bizim aleyhimiz sizi oldu. biraz yordu. Evet, Rahatsız çok edici bir durum. haklısınız. Aurora'yı da tebrik ediyorum güzel oyunlarından dolayı. Yine de taktikler, teknik durumlar oturmamış olsa da onlar da güzel bir oyun sergiledi. Yine keyifli bir röportaj veremeyeceğiz tabii ki. Sözü Hios'a bırakmam lazım çünkü kontrolü olan edemiyorum. Olsun, güzel.